Gerçekten yatacak yerli. Ben bunların yerinde olmak istemezdim. Bu kadar saltanat bilmem ne bunların olsun. Bana kuru ekmek soğan yeter abi. Vicdanım rahat mı? Rahat. Ama bunların yatacak yeri yok ve ben çok iktidar gördüm. Ya böyle rezil bir iktidar görmedim ya. Gerçekten görmedim. Bunların sonunu merak ediyorum. Hiçbir iktidarın sonunu merak etmedim ama ben bunların sonunu çok merak ediyorum. İbretlik olacak. Şimdi de Mart'ta diyor ya. Mart'ta işte bu gidişata bir son vereceğiz diyorlar seçimlerin önce. Ya kusura bakma da enayi mi yazıyor? Ama bu ülkede enayi çok demek. Ki onlara hitap ediyor. Çünkü halk müsait abi. Enayi, saf, kandırılmaya müsait böyle bir halk var. Buna müsaitler abi. Onun için böyle laflar ediyorlar. Yani ben bunlara hiçbirine güvenmiyorum. Bir araba kazası olsa da, bir tren çarpsa da yahut da bir uçak düşse de kurtulsak. Bıktık ya. Vallahi bıktık. Buramıza kadar geldi ya. Kesin yalan söylüyor. Ya da belli bağlantıları var. Hanım elimi sıkıyor. Konuşma. Fazla... Akaryakıta yine zam geldi biliyorsun, devamlı zam geliyor. Ya ben şimdi küfür ederim vallahi bir yere. Etme abi de. Ya seçimden önce 19'du şimdi 40'ın üstünde. Ya tamam işte bu şere... Ay. Akaryakıta yine zam geldi, onu soruyoruz. Valla genelde diyor, ne diyorlar abi, alıştık artık. Ben alışmadım. Bunlar normal değil. Ekonomi demek iyi değil. Rezil kepaze etmişler ülkeyi. Yazıklar olsun. Kimisi oy verdiği için bunlara sesini çıkaramıyor. Kimi de oh yazıklar olsun, daha beter olsunlar. 100 lira olsun, 150 lira olsun diyor mu? Diyor. Memleketin hali içler acısı. Ve bunlar seçimi kazandılar ya, bunlar bile şaşırdı. Yani kazanacaklarını beklemiyorlardı. Bu enkazı başkalarına devredeceklerdi. Ne oldu? Kucaklarında kendi patladı bu olay. Gaz sıkıştı artık bu şekilde patladı. Hani ne oldu seçimden önce? Yok Gabar'dan petrol fışkırıyor, oradan gaz, Karadeniz'den gaz falan çıkıyor. Ne oldu abi? Hayırdır ya? Şimdi niye hiç gaz bulamıyorsunuz? Demek ki kandırdınız bizi ya. Hani diyor ya biz kandırıldık. Şimdi ben halk olarak ben kandırıldım diyorum yani. Yazıklar olsun ya. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum. Yatacak yerleri yok bunların ya. Gerçekten yatacak yerleri. Ben bunların yerinde olmak istemezdim. Bu kadar saltanat bilmem ne bunların olsun. Bana kuru ekmek soğan yeter abi. Vicdanım rahat mı? Rahat. Ama bunların yatacak yeri yok ve ben çok iktidar gördüm ve bunlar kadar rezil, kepaze, halkını düşünmeyen, israf içerisinde olup da halkına şükretmesini falan söyleyen, ya böyle rezil bir iktidar görmedim ya. Gerçekten görmedim. Bunların sonunu merak ediyorum. Hiçbir iktidarın sonunu merak etmedim ama ben bunların sonunu çok merak ediyorum. İbretlik olacak. Allah'ın adaleti var. Unutmasınlar. Bu kadar insanların canını yaktılar. İnsanlar beslenme, ne koyacağım ben bunlara, beslenmesine ne koyacağım diye düşünüp belki ağlayan anneler var ya. Nedir bu ya? Bir peynir olmuş 200 lira, 250 lira, et olmuş 400-500 lira. Abi bu ne ya? Nereye gidiyor? Hayırdır ya? Nedir yani? Yazıklar olsun diyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum vatandaş olarak. Varsın bunlar düşünsün. Tamam mı? Benim içim rahat. Ben acımdan ölmem yine. Ama bunların işi çok zor. Abi devamlı düzelteceğiz diye açıklamalar yapıyor. Abi ya şimdi de Mart'ta diyor ya. Mart'ta işte bu gidişata bir son vereceğiz diyorlar seçimlerin önce. Ya kusura bakma da enayi mi yazıyor? Ama bu ülkede enayi çok demek ki onlara hitap ediyor. Çünkü bunların gideri var. Yani bunlara bu lafları ettiğine göre gideri var yani. Biz buradan da bir şeyler kopartabiliriz diyor. Çünkü halk müsait abi. Enayi, saf, kandırılmaya müsait böyle bir halk var. Buna müsaitler abi. Onun için böyle laflar ediyorlar. Ama kusura bakma da benim karnım tok bu laflara. Kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Yalanla, dolanla, israfla bu memleketi bu hale getirdiler. Bu vebal bunlara yeter abi. Abim sana soralı. Akaryakıta yine zam geldi biliyorsun. Devamlı zam geliyor. Ya ben şimdi küfür ederim vallahi bir yere. Etme abi de. Ya seçimden önce 19'du şimdi 40'ın üstünde. Ya tamam işte bu şere... Ay, bu Ankara'daki öküzler yapıyor hepsi ya. Bunları var ya... Düzelteceğiz diyorlar abi. Ya neyi düzelsin? Kendini düzelsin. Yürürken yamuk yürüyor ya. O bir defa kendini düzelsin. Ya bıktık ya. Vallahi ne söyleyelim ya. Bıktık. Ya hayatta düzelmez. Bunların yalanı ya. Düzelir mi ya? Karakter yok bunlarda. İnsanları düşüren yok. Girmişler sarayın içine. Senin ne olduğunu bilmiyor adam. Orada oturuyor. Ya bir çık ya şuradan bir yürü bakalım. Adam sana ne diyecek acaba? O Milli Eğitim Bakanlığı'na bir şey soruyorlar. Ay şimdi işim var kaçıyor. Ya niye kaçıyorsun? Seni halk seçmedi mi? Seni halk oraya getirmedi mi? Bir halkın derdini dinlesene be. Ne oluyor size ya? Ya bir daha seçim olacak ona göre. Aklınızı başınıza alın. Bu milletin çektiğini bir bakın. Bir düşünün. Yazıklar olsun be. Ya biraz yamuk yap biraz. Değil mi? Bak emekli maaşına dedi ki maaş az dedi. Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Ne oldu? Bir gün sonra önerge verdiler. Gitti ret verdi. Ulan bu kadar mı karaktersiziz biz ya? Ya ayıp ya. Milletin yüzüne karşı konuşuyorsun böyle. Gidiyorsun orada vermiyorsun. Nasıl bir karakter bu? Yok ya ben hiç birini sevmiyorum. Ya neyini düzelt?
gerçek ya. Yalan dolan hep senelerdir aynı şey. Vatandaş da diyor ki yerel seçim var, o yüzden öyle söylüyorlar. Tabii yani şimdi bir yağlama yapıyorlar. Ondan sonra seçim bitti. İşte 28'de ne oldu? Seçimi kazandı. Şimdi hiçbir şeyi kabul etmiyor adam. Ne olacak bu? Yani ben bunlara hiçbirine güvenmiyorum. Bir araba kazası olsa da, bir tren çarpsa da ya da bir uçak düşse de kurtulsak. Bıktık ya. Vallahi bıktık. Buramıza kadar geldi ya. Cebimizde paramız yok. Tuvalete giden para yok. Ya ben 10 bin lira alıyorum. Ne olacak 10 bin lirayı? Al sana vereyim Allah aşkına bir gün. Gelsin ona vereyim. Bir ay burada geçinsin. Ya bir ay gelsin şurada otursun geçinsin. Kira versin bilmem ne versin. Nasıl olacak bu iş ya? Yok ya, yanındaki yalaka çok. Adama duyurmuyorlar belki de, bilmiyorum yani. Yanında bir sürü yalaka var. Kim bilir ne anlatıyorlar. Öteki televizyonlarda da adam konuşuyor mesela. Onun konuştuğu televizyonlarda hiçbiri doğru söylemiyor yani. Yanlış yanlış şeyler söylüyorlar. Halk da ona inanıyor işte. Birkaç tane televizyon var işte gösteriyor. İşte bağlılık var bile. Ötekilerini hiçbiri göstermiyor. Hiçbiri bundan bahsetmiyor ya. Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Yazık günah, oylarımıza yazık. Vallahi billahi. Ne diyeyim ya? Her şeyden zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Neden? Neye bağlıyorsun bu zamları? Bu hükümete bağlı, hiçbir şey değil. Devlete bağlı. Düzelmez, düzelmez. Yok, yalan söylüyorum. Bu durumdan memnun olan mümkün değil, ben göremiyorum. Memnun olan oluyorum diyen varsa yalan söylüyor. Kesin yalan söylüyor. Ya da belli bağlantıları var. Hanım elimi sıkıyor. Konuşma. Fazla. Kimse memnun değil. Durum korkunç yani. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz ya. Onu. Çok kötü ekonomi, çok. Düzelteceğiz diye açıklamalar yapıyorlar. Hayır, yok öyle bir, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Görüyorsunuz, enflasyonu görüyorsunuz. Yani bu enflasyon arttığı müddetçe düzelmenin de imkanı yok. Hep bir kısır döngü içinde dikkat ederseniz. Hep aynı atıyorlar. Yere dönüp dönüp geliyoruz. Aynı yere dönüp dönüp geliyoruz. İleri mesela atıyorlar. En başta işte faizler şey edildi, düşürüldü. Çok iyi olacak dendi. Şimdi faizler artırılıyor. Hep bir deneme yanılma yoluyla. O da maalesef durum ortada. Yani ben düzeleceğine hiç inanmıyorum. Keşke geleceği umutla görebilsem. Hem bizler için, emekliler için, hem çocuklarımız için, geleceğimiz için. İnşallah Allah yardım eder diyorum. Ne diyeyim artık? Allah'a kaldı işimiz. Oraya kaldı iş. Yani. Biliyorsunuz seçimden önce 19 lira olan mazot şu an 40 liranın üstünde. 40 liranın üzerinde. Sizden başka da kimse düzeltemez diyorlardı seçimden önce. Şimdi 2-3 günde bir zaten oraya 3 harfli mağazalara gidiyoruz. 2-3 günde bir bakıyorum etiket değişiyor. Ya diyorum bu dün böyle değildi. Niye değişiyor? Yukarıdan talimat geliyor. Değiştiriyoruz diyor yani diyor. Şirket merkezinden. Yani buna yetişmenin imkanı yok. Onu gören başka esnaf ha diyor. Onlar arttırdıysa ben de arttıracağım diyor. O arttırıyor. Böyle şey gibi kar topu zihniyetiyle gidiyor. Akaryakıta yine zam geldi. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş bu pahalılıkta ne düşünsün ki? Ortalığı görüyorsun işte. Toz pembe gösteriyorlar ama hepsi vatandaşı berbat ettiler gittiler işte. Valla bir dönem seçimde de öyle yaptılar. Yani enflasyon almış başını gitmiş. Emekliye zam yapacağım diyor. Nerede? İnşallah şu meclis açılır da bir şeyler yapar da milleti rahatlatırlar yani. Akaryakıta yine zam geldi. İyi olmuş ya, gelsin. Türkiye'nin hali bu abi. Yapacak bir şey yok. Abi düzelmez. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye 50 sene daha düzelmez. Niye dersin? Neye bağlıyorsun? Abi neye bağlıyorsun? Yani baştakileri iyi yönetemiyor bu Türkiye'yi. O yüzden halk da her zaman seçimde oy veriyor. Seçim vaatleri veriliyor. Ondan sonra bir şey yapılmıyor memlekette. Ben 33 sene çalıştım bu memlekette. Emekli oldum, aldım aylık 7,5 lira. 7,5 lirayla bugün ne alınıyor? Bir milletvekili alıyor 70-80 lira para. Emekli aylığını alıyor 50-60 bin lira. Ondan sonra vatandaşa geldim bir de hiçbir şey yok. Ben 9217 günüm var ya. Aldım aylık 7,5 lira ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani o yüzden düzelmez abi. Abi verilen sözler zaten yerine gelmiyor bir. İkincisi de yani açıkçası bu millet yani şey koyun gibi bir şey diyelim. Koyun da değil de koyun daha iyi. Düzeltiyoruz diyor. Seçim vatları veriliyor. Seçimlerden sonra yakıt 20 liradan 40 liraya. Euro dolar 20 liradan 18 liradan 30 liraya. Ne oldu? Hani olmuyordu? Oluyor abi. Bundan sonra daha kötü olacak ben size söyleyeyim. Abi benzinler, ben de geçen gün denize gittim. Denizin önünde böyle kazı yaptım, gaz buldum. Öyle bir şey var mı ya? Nerede gazlar? Nerede şeyler? Şimdi doğal gaz faturaları gelmiyor. Bir ay sonra gör. Bak neler oluyor. O yüzden hiçbir şey olmaz abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi bir kilo üzüm aldım. Üzüm 250 lira, 250 lira. 7 bin yeter mi? Bir yaşlı karı ilacı var, doktoru var, taksisi var, bilmem neyi var. Ya böyle bir şey yaşlıları düşünsünler en azından.
Gençler belki çalışır, biz yaşlar çalışmıyoruz. Babaanne 92 yaşında. Yani olur mu böyle 7 bin lira? Ben aldım 150 lira, 250 liraya yüzüm. Daha et de zaten 500-600. Peki teyzem, bunun sebebi nedir sence? Benim bunun sebebi devlet. Bizi yöneten. Öyle ya, bir evde bir senin çocukların var, sen babasın. Sen yönetiyorsun onları, sen onlara veriyorsun. O da bizi oyumuzu veriyor, o da bizi bakması lazım. Bizi düşünmesi lazım. Koltukta otursun, bizi düşünmesin. Allah reva mı ya? Öyle değil mi Allah aşkına? Yaşlıyız, nereye gidiyorsa taksi gidemiyoruz. Taksi parası ver, taksiler kaç para? Ona göre hesap etsin de düşünsün. Emekli maaşınız da 7500 lira. O kadar. Ondan fazlası yok. Yok, eğer doktora gidiyorsam o da düşüyor. 500 lira da düşüyor da 7000 lira. İlaç parası, doktor parası o da düşüyor. 500'ü gidiyor o öyle. 7000 liraya düşüyoruz. Allah yani yetmiyor. Yaşlıyız, mağdur oluyoruz. Bilmem. Çocuğu ona ne yapacak abi? Benim oğlum 4 yıl üniversite okudu, makine mühendisi oldu. Yani çalışarak, anne baba çalışarak çocuğumuzu okuttuk. Çocuğum şimdi aylarca boş. Yani illa bir yerlerde bir şeyimiz mi olması lazım? Ne bileyim, demokrasi yok bu ülkede. Akaryakıta zam geldiğine biz aslında onu soruyoruz. 40 liranın üstüne çıktı akaryakıt. Aynen öyle. Geçen kardeşim Avrupa yakasında geldi. 40 dakikaya geldim dedi. Niye dedim? Mazot pahalı ya. Kimse sokağa çıkmıyor kendi arabasıyla. İlk defa doğru bir iş yapmış dedi. Yani nasıl diyeyim? Yani yollar boş. Anladın mı? Kimse çıkmıyor ki. 40 lira. Evet. İki kişi gel 40 lira. Bunun çoluğun çocuğu olan nasıl geçiniyor? 7,5 lirayı ne yapabilirsin? Eve gitmeden bitiyor inan ki. Yani aylarca et almıyorsun abi ya evine. Alamıyorsun daha doğrusu. Neyi düzelmiş? Neyi düzelttiler? Hiçbir şeyin düzeldiği yok. Gittikçe de kötüye gidiyoruz. Biraz baş kaldıran, demokrasiden söz edeni haydi şey yani cezaevi gözüküyor. Konuştuğun zaman suçlu oluyorsun. Konuşmasan tahammül edemiyorsun bu düzene. Tahammül edilecek bir biçimde miyiz? Değiliz yani. Babaanne tek yaşıyor. Kendi evi var. 7,5 lirayla geçinemiyor. Düşün 3-5 çocuğu olan, kiracı olan kiracıyız. Nasıl geçinelim? Nasıl geçinelim? Baba, bir bayan alsam yanıma 20 bin lira istiyor. 1000 lira istiyor. Ben nasıl... Neyi vereyim ben? Yaşlıyım, adam lazım yanıma. Ama alamıyorum, yalnız kalıyorum, yalnız zorluk çekiyorum. Hayat böyle. Yine ben kendim düşünmüyorum, bakıyorum haberlere, o 3-4 çocuğu olanları daha çok. Onlar ne yapsınlar? Ya zaten bu ülkede herkes birbirini düşünse böyle olmayız. Yani demokrasi, eşitlik olsa bir bunu düşünmeyiz. Yani adam... Ben de çocuğumu okutuyorum, karşı insan da okutuyor. Ama onun bir yakını var, ya bir milletvekili, ya bir belediyede çalışan. Onu kendi çocuğunu yerleştiriyor, benim çocuğum açıkta kalıyor. Ama ben onu ne zorluklarla okuttum. Benim çocuğum 27 yaşında, ayaklarının üstünde durması lazım. Girdiği bir firmada, firmanın ismini de söyleyebilirim. Girdi 9 ay çalıştı, müdür değişti, müdür kendi tayfasını getirdi. Böyle ötekileştiriliyorlar. İnsanı insan olarak görmüyorlar. Sen benim yakınımsın gel, öbürü onun yakını git. Böyle olmaz. Bu ülke böyle yürümez. Hep ötekileştiriliyoruz yani. İnsan ayrımı yapıyoruz. Benim çocuğum emeğiyle, karakteriyle, kişiliğiyle, dürüstlüğümüzle, emeğimizle onu okuttuk. Niye benim çocuğum onun, kendi ekmek parasını kazanmasın? Niye benim onu... elime baksın benim çocuğum? Niye baksın benim elime? 27 yaşında ya. İşte böyle oluyor. Ha, bir tweet'e bas, beğen, bir şey yap. Hadi seni mahkemeye veriyor. Git 10 lira, 15 lira öde. Ya böyle insanları korkutuyorlar işte. Ötekileştiriyorlar, korkutuyorlar. Sesini çıkaramıyorsun. Şimdi çıkardım, çocuğum hiç işe giremeyecek. Öyle oluyoruz. Öyle değil mi? Bu ülke öyle. Sağ ol oğlum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.